Irak'ın en ihtilaflı kentlerinden biri. Türkmen kenti Kerkük, Perşembe gecesi bombalarla sarsıldı. Ölenler, yaralananlar oldu. Bombalar tam 6 ayrı noktada patladı. Farklı semtler hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. İki saldırının da önlendiğini duyurdu. Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, saldırıdan terör örgütü DAEŞ'i sorumlu tuttu. Örgüt Irak'ta yenildi ancak yer altında varlığını sürdürüyor. Özellikle de Bağdat'ın batısındaki Enbar vilayetiyle Bağdat'ın kuzeyindeki Kerkük ve çevresinde yuvalandığı biliniyor. Buralarda teröristlere karşı sık sık operasyonlar düzenleniyor. Özellikle son 3 gündür yoğun operasyonlar var. Korgeneral Harbiye, DAEŞ terör örgütünün buna misilleme yaptığı görüşünde. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi de olay yerlerine gitti. Salihi halkı uyardı. Halkımız biraz uyanık olsun, millet biraz özüne dikkat etsin, kalabalık yerlerden uzak durun bir an. Saldırılar akıllara Erşat Salihi'nin birkaç gün önce yaptığı açıklamayı getirdi. Türkmen lider, Kürdistan Yurtseverler Birliği peşmergelerini yeniden Kerkük'e yerleştirmek istediğini söylemişti. Bunun için de DAEŞ'in bombalı saldırılarını bahane edeceğini söylemişti. DAEŞ'i harekete getirdiler. Yani DAEŞ'e diyor ki sen ortalığı boz, sen ortalıkta kargaşa yaratır, sen ortalıkta problem yaratır. Onun neticesinde hatta desinler Kerkük'te emniyet iyi döğü ve onun neticesinde tekrar peşmergeni buraya girsinler. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız saldırılardan sonra sosyal medyadan düşündüren bir açıklama yaptı. Kerkük'te huzuru ve sivilleri hedef alan korkaklara sesleniyoruz. Kirli emellerinizi Kerkük'ten çekin dedi. Bir açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada farklı etnik ve dini grupların barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz denildi.